Füzeciliğin atası Lagari Hasan Çelebi Füzeciliğin atası sayılan büyük alim, roketle dikey uçuşu başarıyla gerçekleştirmiş ilk insandır. 1633 yılında 4. Murad'ın kızı doğduğu gece yapılan şenlikler sırasında füzeyle uçma hünerini göstermiştir. Hasan Çelebi, 50 okkaluk barut macunuyla dolu, 7 kollu, kendi buluşu olan bir fişeye binerek, Yardımcılarının ateşlemesiyle uçmayı başarmıştır. Lagari Hasan Çelebi'nin yaklaşık 300 metre kadar havalandığı ve 20 saniye boyunca havada kaldığı ölçülmüştür. Füzenin barutu bitince de daha önce hazırlamış olduğu kanatları açmış, Sinan Paşa sarayı önünde denize inmiştir. Bu gösteri üzerine 4. Murat tarafından mükafatlandırılmış, sipahi sınıfına yazdırılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde roketle uçma olayını şu şekilde anlatmaktadır. Murat Han'ın Kaya Sultan isimli kızı dünyaya geldiğinde akika kurbanı şenliği oldu. Bu Lagari Hasan 50 okka barut macunundan 7 kollu bir fişek keşf eyledi. Saray burnunda hünkâr huzurunda fişenge bindi ve yardımcıları fitili ateşlediler. Lagari, padişahım seni Huda'ya ısmarladım. İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum diyerek semaya fırladı. Yanında olan diğer fişekleri ateşleyip ruhu deryayı çırağan eyledi. Fişengi kebirinin barutu kalmayınca zemine doğru inerken kartal kanatlarını açarak Sinan Paşa Köşkü önünde deryaya indi ve padişahın huzuruna geldi. Yere inince padişaha, padişahım İsa Nebi sana selam söyledi diyerek şakaya başladı. Daha sonra Lagari Hasan Çelebi Kırım'a gitmiş, orada Selamet Giray Han'ın yanında ölmüştür. Weekly World News dergisinin neşrettiğine göre Norveçli alim Roffavik ilk uzay roketinin Türkler tarafından keşfolunduğunu batıya kabul ettiren bir araştırma yapmıştır. İlginçtir ki modern anlamda İlk roket çalışmaları da bugün Kırım'ın içinde bulunduğu Ukrayna'da başlamıştır. Müslüman bilim adamları. Cilt 2, sayfa 218. 15 Ocak Mevlana takvimi